Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu dersimizde görselimizin boyutunu nasıl değiştiririz detaylarını göreceğiz. Fotoğrafımızı açtıktan sonra arkadaşlar imaja gelip imaj sekmesinden imaj size'a tıklıyorum. Yeni bir pencere açılmış oldu. Burada görselimizi bize büyük olarak sunuyor. Şuradan ufaltabiliriz. Böylece görselimizden daha rahat bir şekilde boyut olarak faydalanabiliriz. Görselimizi ufalttıktan sonra arkadaşlar görselimizin piksel bazlı çözünürlüğünü buradan görebiliyoruz. 5304'e 7952. Buradaki piksel yazısının üstüne gelip dilerseniz bunu santimetre yani 44'e 67 santim boyutlarında bir görsel olduğunu görebiliriz. Ya da burada inç ya da farklı farklı ölçüm seçenekleri var. Bizim için genelde olan piksel ya da santimetre ya da milimetre yani 449'a 673 milim 44 santime 67 milim. Pardon 67 santim gibi görebiliyoruz. Tekrar santimetreye geri getirdim. Ayrıca yukarıda da yine çözünürlüğünü ve bu görselin boyutunu görebiliyoruz. Şayet ben bu görselin boyutunu piksel bazlı değiştireceksem buradan piksele geliyorum. Bana denildi ki bu görselin boyutu uzun kenarı yani yüksek olan rakamın boyutu 2000 piksel olacak. Yani 7952 yazan yere ben 2000 yazacağım. Görselimin boyutu değişecek. Bakın zaten ön izlemede bile değişiklik gerçekleşti. Üst kısımda da benim değiştirdiğim uzun kenara uyumlu olarak kısa kenarda değişmiş oldu. Bunu sağlayan şey arkadaşlar buradaki iki bağlantıyı birbirine eşleştiren kilit mekanizması. Şayet bu kilidi kaldırsaydım. Şöyle bir aç kapa yapalım. Ve ben buradaki uzun kenarı elimle 2000 piksel yazsaydım. Bakın arkadaşlar üstteki kısa kenar değişmediği için görselimin en ve boy oranı bozuldu ve böylece eğri bir görsel oldu. Bayağı bir bozulma olduğunu görebiliyoruz. Yani siz görselinizin boyutunu değiştireceksiniz. Buradan değil arkadaşlar. Kilit mekanizması açıkken yani iki yükseklik ve genişlik birbirine bağlıyken size verilen ölçülere göre değiştirebilirsiniz. 2000 piksel deniyorsa buradan bunu değiştirebilirsiniz. Ya da aynı şekilde santimetreyi seçip denildi ki bu görselin uzun kenarı 30 santim olacak. Hemen geliyorum arkadaşlar uzun kenara 30 yazdım. Bakın ona uygun bir şekilde arkadaşlar üstteki kısa kenarda değişmiş oldu. Yani siz yapacağınız tüm değişiklikler için arkadaşlar buradaki kilit mekanizmasını kullanmanız gerekiyor. Tabii ki çok eğri ve farklı bir şey isteniyorsa ona yapabilecek bir şeyiniz yok. Onu değiştirmek için farklı şekilde çözmeniz gerekiyor. Ama standart bir işlem için arkadaşlar buradaki santimetre ya da piksel seçeneklerinden direkt ufaltma işlemi yapmanız yeterli. İşlem bittikten sonra da arkadaşlar bakın demin santimetre işlem yapmıştım. Şu an piksele çevirdiğim zaman görselimin piksel boyutu da şurada değişmiş oldu. Okey dediğim zaman fotoğrafımın görsel boyutu değişecek. Gördüğünüz gibi Photoshop üstünden de arkadaşlar görselimin boyutu değişmiş oldu. Eski haline geri döndürmek istersem Ctrl Z ile arkadaşlar işlemi geri alabiliyorum. Tekrar imaj size'a geldim arkadaşlar. Bakın piksel boyutum aynı. Son olarak da arkadaşlar baskı boyutuyla alakalı buradan piksel yerine ben santimetreyi seçiyorum. 44'e 67 boyutunda baskı alabiliyorum bu fotoğraftan. Benden istenilen şu. Daha büyük bir boyutta baskı alınmak istiyor bu fotoğraftan. Ona uygun hale getirmem gerekiyor. Normal şartlarda piksel bazlı bir görüntüde arkadaşlar genişletme yapamazsınız. Yani pikselleri sağa sola ekleyerek o fotoğrafın çözünürlüğünü arttıramazsınız. Ama baskı kısmında resolution'a müdahale ederek arkadaşlar görsel boyutunu değiştirebilirsiniz. Burada resolution'ımız 300. Yani inç başına düşen piksel miktarımız 300. En kaliteli. Ben burada kaliteyi düşürerek görselimin baskı boyutunu arttırabilirim. Yani resample'a tıklamıyorum buradan. Şurası otomatik olmayacak. Resample'ı kaldırıyorum arkadaşlar. Resolution'ı 300 yerine 150 yaparsam gördüğünüz gibi arkadaşlar baskı boyutum arttı. 150 yerine 72 yaparsam yine görsel boyutum arttı. Ama fotoğrafımın kalitesi düşmüş oldu. İnç başına düşen piksel miktarını azaltarak fotoğrafların arkadaşlar piksel bölü inç oranlarını değiştirerek daha kaliteli olarak da baskı alabilirsiniz. Şu an artık bu fotoğraftan 187'ye 280 ebatlarında neredeyse bir duvara eşleştirilecek kadar yüksek boyutta bir baskı alabiliyorum. Bunu yapmamı sağlayan şey de arkadaşlar resolution'da yaptığım ufaltmalar. 72'den daha düşük yapmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman kalite çok düşecek. Ama 72 inç böyle piksellik bir görüntüde rahatlıkla bir sergide, bir kitapta ya da duvarda
kaliteli olarak en azından görüntüde herhangi bir bozulma ya da pikselleşme olmadan baskı alabilirsiniz. İşlemler bittikten sonra yine okey demeniz yeterli. Burada görselin baskı büyüklüğünü ayarladığımız için arkadaşlar herhangi bir ufaltma işlemi de olmadı. Bu eğitimde arkadaşlar görsellerimizin boyutlarını nasıl değiştirebiliriz? Onun detaylarını görmüş olduk. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.